Merhabalar, ben Mert. Merhabalar, ben Tolga. Bugün Patika Plus ile yazılım kariyeri serimizin ilk videosunu çekiyoruz. O yüzden çok heyecanlıyız. Biz Tolga ile beraber aslında Patika Dev'in bugüne kadar yaptığı 250'nin üzerinde program, 2500'ün üzerinde işe yerleştirmenin işbirliklerini yapan ekip olarak aslında Patika Dev'de çalışıyoruz. Bu seriyi de aslında biz Patika Plus programı devreye aldığımızdan sonra gelen yoğun soruların odaklandığı noktalardan yola çıkarak oluşturalım istedik. Ve insanların aklındaki sorulara bir nebze cevap oluşturabilirsek ne mutlu bize. Şimdi bugün Tolga, aslında bu yayını neden yapıyoruz Tolga? Ya bugünkü yayının konusu şu. Bize çok fazla insan başvuruyor ve genelde yine aldığım sorulardan bir tanesi de kimler olacak sınıfta şeklinde oluyor. Bunu daha geniş bir pencereden de bakabiliriz. Hani bize başvuran kişilerin profilleri kimler? Kimler başvuruyorlar? Hangi seviyeden başvuruyorlar? Biraz bunları konuşacağız. Sözü sana vereyim. Bugünkü başlığımızda aslında yazılım background'u açısından arkadaşlara baktığımızda bunlar nasıl sınıflanıyor? Patika Plus'a kimler başvurduğu bu açıdan bir ele almak istiyoruz. Burada yazılım background'u açısından baktığımızda aslında 3 ana sınıfta insanlar sınıflanıyor. Bir tanesi gerçekten hiçbir şey bilmeyen, yazılıma dair aslında bilgi seviyesi, evet abi yazılım iyi bir kariyer yolu. Bunu ben eşimden, dostumdan, arkadaşımdan görüyorum ya da yaptığım araştırmalardan görüyorum diyenler. Ama yazılıma dair bu zamana kadar bir adım atmamış olan arkadaşlar. Birinci kitlemiz bu. İkinci kitlemiz ise kendi kendine zaten yazılıma dair bir şeyler yapmaya başlamış. Belli bir noktaya kadar ilerlemiş. Ama bir yerlerde gerçekten takılmış, ilerleyemeyen, bazen çok küçük hatalarla günlerini harcamış arkadaşlar. Bunlar yine önemli bir şekilde bize başvuran kitleyi oluşturuyor. Üçüncü kitle ise zaten teknoloji kariyeri bilgisi açısından, teknik bilgi açısından kendini belli bir seviyeye getirmiş. Ama yine de programa başvuran arkadaşlar var. Aslında bu üç sınıfta herhalde sınıflandırabiliriz. Bize yazılım background açısından baktığımızda başvuran arkadaşlar. Evet ya, bu çok çok büyük bir kısmını zaten kapsıyor. Ben direkt şeyle başlayayım. Bu hiç bilmeyen, farklı farklı meslek gruplarından gelen, ya acaba bu iş olur mu diyen arkadaşlar var. Onunla başlayalım istiyorum. Ya o arkadaş kitlesi aslında gerçekten oradaki birinci nokta şu. Hayattan bir memnuniyetsizlik oluyor genelde. Yani bu memnuniyetsizlik de aslında ta üniversite giriş sınavı zamanından başlıyor. Yani o dönemlerde gerçekten düşünsene, ergenliğinin sonlarındasın. Ondan sonra çok yoğun bir çalışma döneminden geçiyorsun. Ve sana kimse de gerçekten gelip abi şu bölüme girersen şöyle bir iş yaparsın, kariyerin böyle gider. Mezun olan insanlar bu tarzda işler yaparlar, hayatlarını bu şekilde kazanırlar gibi bir bilgilendirmede bulunmuyor. Yani çoğunlukla üniversiteye giriş döneminde yaptığın tercihler biraz daha kör atışı şeklinde ilerliyor. Yani ve çok standart bölümler. Çok standart bölümler. Ondan sonra ya da o standart bölümlere bir şekilde belki puanı yetmediği için giremeyip istediği bir üniversitedeki istemediği bir bölüme doğru giden insanlar olabiliyor. Bu şimdi bir o öğrenim noktasında aslında zaten bazı insanlar bunu çok erken fazla fark edip bölüm değiştirebiliyorlar. Ben onlardan biriyim. Ben elektrik elektronik mühendisliğini kazandım. Bilinçsiz bir tercihti benim açımdan. Ben makine mühendisliğine geçtim daha ikinci sınıfın başındayken. Hani bu çok erken devrede bir yanlışı anlayıp dönen insan grubundanım ben. Ama çok önemli bir kitle. Bu arada bana bir yıla mal oldu. Yani maliyetli bir şey insana gerçekten bunu yapmak. Önemli bir kitle ise buradan mezun oluyor. Ve işin daha kötü kısmı tüm hayatı boyunca yapacağım mesleği de sevmeden yapar gibi bir konuma doğru evriliyor. Haliyle burada mutsuz olan, bir şeyleri değiştirmek isteyen bir kitle var. O kitle zaten bu ana ortaklaşma genelde bu noktada oluşuyor. Yani yaptığı işten memnun olmayan kitle. Ya da ikinci bir alt grup daha var burada. O da bir bölüme bir şekilde girmiş ama mezun olduğunda hemen iş bulamamış arkadaşlar. Bu arkadaşlar da kendi bölümlerinin direkt yarattığı iş olmaklarını daha önceden araştırmadıkları için orada gerçekten iş bulmakta zorlanabiliyorlar. Bu arkadaşlar da bir alternatif arayışındalar. Burada istihdam açısından daha çok odaklanıyorlar aslında. Bu grubun dışında işte ikinci zaten persona grubunda aslında zaten sen de bahsetmiştik. Kendi kendine bir yerlere kadar, yani yazılım, evet abi yazılım benim için doğru bir alan noktasını kafada oturtmuş. Kendi kendine bu yola çıkmış. Çok zorlu bir yol bu arada. Çok saygı duyuyorum arkadaşlara. Ama bir yerde gerçekten kendi kendine gitmek için yazılım öğrenmek çok çok zor bir yol. Yani çok content var ortalıkta. Ama çok zorlu bir yol. Bu arkadaşlar bir yerden sonra bize geliyorlar. Orada neden? Ya bu grup için şöyle şunu söyleyebilirim. Bu gruba hani baktığım zaman ben de çok yakın hissediyorum. Çok rahat empati yapabilirim ben de bu grupta kendimi. Çünkü ben iktisat mezunuyum ve sonrasında kendi kendime yazılım öğrendim. Hala da yaptığım işlerin büyük çoğunluğunu da kullanıyorum. Bir yazılımcı şartlama olmasa bile hayatımı çok kolaylaştırıyor. Dolayısıyla ben de kendi kendine bu işi öğrenen grubun içerisindeyim. O yüzden şeyi çok net biliyorum. Hangi motivasyonla geldiklerini de çok net biliyorum. Burada hikaye şöyle başlıyor genelde. İnsanlar bir noktada bu işi öğrenmeye başlıyorlar. Udemy olabilir, YouTube olabilir. Gerçekten çok kaliteli kaynaklar var. Çok
hani bedavadan ya da çok bedava yakın ücretlerde bu işi öğrenmeye başlıyorsun. Ama orada genelde insanların takıldığı nokta şu oluyor. Bir şey öğrenmeye başlıyorsun. Her şey iyi gidiyor ve sonra bir hatayla karşılaşıyorsun ya da anlamadığın çok küçük bir püf nokta oluyor. Ve orada o küçücük püf nokta, o küçücük engel senin gözünde dağlar gibi büyümeye başlıyor. Günlerce araştırma yapıyorsun internette, anlamaya çalışıyorsun. Saatlerce video izliyorsun ki oradan böyle küçücük 30 saniyelik bir şeyi söylediği anda senin zihninde ampul yanıyor ama ona gelene kadar iş çok fazla zaman kaybediyorsun. Bunu fark eden arkadaşlar da bizim programa geliyorlar. Çünkü bizim programın işleyişinin özünde aslında kendi kendine öğrenmeyi seven, insanları hızlandıracak dinamikler var. Bunlardan bir tanesi işte mentorluk sistemi. Dolayısıyla kendi kendine başlayan birisi gelip çok rahat takıldığı her noktada bizle paslaşarak ilerleyebiliyor. Bu arkadaşların da genel motivasyonu ya geldim ama tek başıma ilerlemekte çok zorlanıyorum. Tek başıma motive olamıyorum. Bir konuda sorun yaşayınca çok zaman kaybediyorum. Diğer arkadaşlar arasından oluyor. Burada hani çok geniş bir kitle olduğunu söyleyebilirim. İkinci başlığımız bu şekildeydi ama diğer başlık daha var. O da teknolojide yine kendini iyi bir seviyeye getirmiş. Belki kendi kendine başlamış ya da bir kurstan, bir okuldan eğitim almış insanlar. Ama iyi bir seviyeye gelmişler. Belki birkaç şeyi de öğrenmişler. Onlarla ilgili ne söylemek istersin? Bu çünkü bambaşka bir kategori. Bu biz gerçekten Patika Kapısı ilk devreye aldığımızda bu kitleden aslında çok fazla başvuru geleceğini tahmin etmiyorduk. O bizim için de gerçekten sürpriz oldu. Ve hani ilk gelen başvurular böyle birkaç tane geldikten sonra seninle beraber oturup bir dakika ya neden acaba böyle bir kitleden de bize arkadaşlar başvuruyor gibi beraber konuştuğumuzu hatırlıyorum. Sonra tabii başvuruların sayısı arttıkça burada önemli de bir kitle olduğunu fark ettik biz de. Neden geliyorlar? Aslında onlardaki durum şöyle. Bunu belki iki alt gruba ayırmak lazım. Birinci kitle çok bence basit. Daha önceden kendini işte Python'da ya da başka bir dilde geliştirmiş ve Java öğrenmek istiyor, React öğrenmek istiyor. Bizim programa başvuruyor. Yani çok clear aslında. Temiz bir nedenle geliyor. Evet, bizim açımızdan da bu çok netti. Tekrar ama o kadar maliyete, zaman maliyetine katlanmak istemiyor aslında. Bir şey öğrenirken bayağı zaman kaybetmiş. Tek başına çok uğraşarak bir şeyler öğrenmiş. Ama yenisini öğrenirken artık ya bu işi iyi yapanlar var ya da bir akışta yapanlar var. Onlara geleyim diyorlar. Aynen öyle. Bir de burada ikinci bir kitle daha var. Burası bizim için daha şaşırtıcı olan bir yurttu. Kendi kendine öğrenmiş olan arkadaşlar ya da kendi işte senin o biraz önce bahsettiğin gibi Udemy'den, YouTube'dan ya da belli tutorial'lardan öğrenmiş olan arkadaşlardan gelenler vardı. Ve ilk seviyede aradık arkadaşlar gerçekten. Neden diye sorduğumuzda onlardan şu yanıt almıştık. Çok net bir patikada ilerlemeyen arkadaşlarda hani şey noktası eksik kalıyor. Ama bir dakika ben de parça parça belli yerler çok iyi ama arada eksik parçalar var. Ben bir şeyler yapıyorum. Evet, bir şeyler yapıyorum, iyiyim ama ne kadar iyi olduğumu bilmiyorum ve arada hep eksik bir şeylerin kaldığını hissediyorum noktasından geliyorlardı. Ve ben geleceğim burada çok net bir patikayla öğrenmem gereken her şeyi, bildiklerimi tekrar check etmek istiyorum. Arada görmediğim eksik bilgileri aslında tazelemek ve oradaki eksikleri doldurmak istiyorum noktasıyla gelmişlerdi. Biz buraya gerçekten şaşırmıştık. Yani beklediğimiz bir kitle değildi gerçekten. Ama onlardan da işte birinci kohorta başlayıp şu an yarısını geçmiş olan arkadaşlar var. Oldukça da memnunlar. Bu da hani biz açıkçası bunu gördükçe de doğru şeyler yaptığımızı düşünüyoruz burada. Ya orada şunu eklemek istiyorum. Şöyle bir gerçek var. Kendi başına öğrenirken bir yazıyorsun internette neler öğrenmem gerekiyor diye. O kadar çok teknoloji, o kadar çok kütüphane, o kadar çok kavram var ki dalıyorsun bir yerden. Bence en doğru yöntem bir yerden dal. O zaten seni doğru bir yere çıkartıyor hakikaten ama şöyle bir şey de oluyor. Bir sürü kavram öğrenmen gerekiyor ve onların bazılarını daha önce öğrenmen gerekiyor oradaki mantığa oturtmak için. Bazılarını daha sonra öğrenmen gerekiyor. Ya da bazılarını öğrenmeye başlayıp stop edip başka şeyleri devreye alıp sonra onda detay olarak tekrar ilerlemek gerekiyor. Bu gibi şeyler tabii ki bir hani işini bilen bu akışı oluşturabilecek yerlerle birlikte çok daha kolay. Diğer türlü bazı teknolojilerde, kütüphanelerde daha çok zaman kaybet. İlerlemenizi de yavaşlatabiliyorsunuz. O denge çok önemli aslında. Gelen yorumlardan biri de buydu bu arada. Çok iyi bir noktaya değindim. Kendi kendine öğrenen arkadaşlar da ben bir şeyde ilerleme hızımın olması gerekenden yavaş mı yoksa hızlı mı olur bilmiyorum yorumunu duymuştuk hatırlarsan. Bu mesela evet. Çok şey, çok net tanımlanmış bir yol olmayıp birçok farklı kaynakla beslenerek ilerlediğin zaman gerçekten biraz kaçınılmaz bir durum. Orada hangisine ne kadar ağırlık vermen gerektiğini gerçekten şey yapamıyorsun, bilemiyorsun yani. Senin amacın birinci noktada bir junior yazılımcı olmak zaten. Biz senior yazılımcı olmayı baştan senior seviyedeki konulara girerek yapmaya kalktığın zaman o işin içinden çıkamazsın zaten. Yani sona doğru ulaşman çok zor. O yüzden bu aldığımız yorumlardan biriydi, ortak yorumlardan biriydi. Ya bunu böyle çok bir örnekle de pekiştirmek iyi olur bence. Çok gördüğümüz ve hani sektörün de çok şikayetçi olduğu konulardan bir tanesi framework developer denilen bir kavram aslında var. O da nedir? Herkesin bildiği teknolojilerden işte frontend'de kullanılan React diye bir kütüphane var.
İnsanlar o kadar az JavaScript bilerek bu işe giriyorlar ki aslında ilerlerken zayıf halkalarının JavaScript bilgileri olduğunu farkında değiller. Yani bir sürü hata alıyorlar ve React'la ilişkili olduğunu düşünüyorlar. Aslında dilin kendisiyle alakalı hatalar alıyorlar ya da orada çok yavaş kalıyorlar. Bunun gibi çok örnek var. Bazı noktalarda bazı temel kavramlara daha fazla özen göstermek gerekiyor. Bazen de bazı şeyleri hızlı geçip başka şeylerle birlikte pekiştirerek öğrenmek gerekiyor. Hani bunu da böyle bir eklemiş olayım. Bu arada şey kavramını da söyleyelim. Tutorial hell diye bir tane de kavram var. Bunu gerçekten hani Türkçesi yine tutorial cehennemi diyebiliriz. Bu özellikle kendi kendine öğrenme sürecinde çok karşılaşılan bir durum. Yani gerçekten sabah, aslında biraz önceki örnekten yola çıkarsak, belli bir noktaya kadar teorik bilgi öğrendin, videoları izledin, çok güzel. Kendin hands-on gerçekten bir şeyler yazmaya başladın ve hata alıyorsun. O hatayı bulmak için bir yığın videonun içerisinden gerçekten o küçük hatanın çözümünü yakalamaya çalışıyorsun. Ve bu arkadaşlar da bir şeyi duyuyorduk hatırlarsan. Abi sabah kalkıyorum, işte Chrome'da, onlar günün sonuna doğru geldiğimde Chrome'da açık onlarca tabla oluyor ve bunların içerisinden kaybolmuş şekilde hissediyorum kendimi. Bu da işte tutorial'a deniyor. Bu zorlayıcı gerçekten. Yani kendi kendine öğrenen arkadaşların başa çıkması gereken, kendini dizginlemesi gereken noktalardan biri. Orada kendini de hani bu cehenneme düşmüş birisi olarak kütüphanenin güncellendiğini fark etmeyip yaptığım ve takip ettiğim tutorial'da günler harcadığımı biliyorum. Yani niye bu hatayı alıyorum? Her şeyi yapıyorum. Noktası bir gününe kadar kontrol etmeme rağmen. Ondan sonra Stack Overflow'un derinliklerinde bir yerde ya kardeş bu galiba versiyonla alakalı bir şey diye birisi bir şey söyleyince aha ben ona hiç bakmamıştım olmuştum. Hakikaten bazen böyle çok çok basit şeyleri söyleyecek birisine ihtiyaç oluyor. Valla bugünlük bence buradaki videomuzun herhalde sonuna gelebiliriz. Biz burada aslında bugün 3 farklı persona tipini aslında bakarsan bu zamana kadar yaptığımız binlerce görüşmeden çıkarttığımız 3 farklı persona tipini yazılım geçmişi açısından ya da yazılım seviyesi açısından biraz daha ele aldık bugünkü videomuzda. Yani öncelikle şunu söylemek isterim. Yani yazılım gerçekten kariyer değişikliği açısından çok keyifli bir yolculuk bir kere. Yani biz bugüne kadar mezunlarımızla ne zaman konuşuyor olsak yaptıkları işi severek yapıyorlar büyük çoğunluğu. O yüzden bunun iyi bir seçim olduğunu söyleyebilirim birçok insan için. Yazılım kariyerini kendileri için de iyi olacak bir seçenek olacağını düşünüyorum. Böyle olmayabilir tabii. Böyle olmadığı kezde de çok sonra onun gereği yok. İlk önce kendiniz için uygun olduğunu anlamanız lazım. Ama bu yolculuğa çıktığınızda da eğer ki bu bahsettiğim zorlukları yaşıyorsanız Patika Plus'la biz her zaman yanınızdayız. Bize her zaman web sitemizden bir forma doldurduğunuzda direkt zaten işte Tolga'ya, bana, bizim ekipteki arkadaşlara düşüyor. Ve biz sizle iletişime geçiyoruz. Burada ilk önce anlamaya çalıştığımız şey de genelde zaten gerçekten sizin dertleriniz ne? Bunu bir anlamaya çalışıyoruz. Bu sohbeti aslında biz her bir adayımızla yapıyoruz neredeyse. Evet. Ve sizi tanımaya çalışıyor. Ondan sonra Patik Kapılısı'nın buna gerçekten uygun olup olmadığına beraber karar vermeye çalışıyoruz. O yüzden böyle bir form doldurun, tanışalım. Karşılıklı bu sohbeti beraber yapalım.